Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoda birlikteyiz. ICT 2024 e, mentorship'le e, alakalı hazırladığımız kısa videolar devam ediyor. Bugünkü konumuz opening range ve opening range gap. E, i̇kisi farklı şeyler arkadaşlar. Bunların ne olduğuna bakacağız. Bunların önemi hakkında konuşacağız. E, önemli detaylara gireceğiz. E, kaçırdığımız bazı noktalar olabilir ama dediğim gibi ICT 2024 mentorship'te videoları çok uzun arkadaşlar. Çok uzun olduğu için bu videoları seyretmek zaman alıyor. Seyrettiğimiz kadarıyla ve daha önceki mentorship'lerinden kalan bilgiler, bunlar yeni bilgiler değil, daha önceki bilgiler ama bunu 2024'te sıkça kullandığını görüyoruz. Ana başlıklara bakacak olursak, electronic trading hours, regular trading hours bunların arasındaki farklara bakacağız. Biz genelde futures kullandığımız için arkadaşlar, session saatleri dışındaki saatler olan electronic trading hours'ları sıkça kullanıyoruz ama opening range ve gapleri belirlerken regular trading hoursa geçiş çok önemli çünkü çok fazla yardımcı olacaktır. Gidip saatlerine bakıp mesela hangi dakikalarda kapanıp hangi dakikalarda açılıyor ve bu aradaki gapleri bulmak regular trading hoursa geçişlerde daha kolay oluyor. Bunu zaten az sonra göreceksiniz. Nereden değiştirdiğimize bakacağız. Range gap'e bakacağız ve opening range'e bakacağız. Bunlar iki farklı şeyler arkadaşlar. Bunlar hakkında detaylı bilgilere gireceğiz ve Son zamanlarda ICT'nin bahsettiği opening range içerisinde oluşan ilk FVG'nin öneminden de bahsedeceğiz. Buna sıkça son zamanlarda bahsediyor. İsterseniz önce arkadaşlar bakın sağ alt köşeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Orada toggle yaptığımız yani electronic trading hours var, regular trading hours var. Şimdi electronic trading hours dedi arkadaşlar futures dediğimiz Nasdaq olsun işte diğer futuresların ee, saat yani biliyorsunuz saat 4:59 kapanış e, 6 açılış ve arasında oluşan gap bu boşluklara biz new day opening gap diyorduk şimdi bundan farklı olarak bir de session açılış ve kapanışlarımız var yani New York PM session'ın kapanış arkadaşlar 16 14'tür normalde bizim new day opening gap ve new week opening gap'lerde kullandığımız 16:59 kapanışıyla bu farklıdır. Bu session kapanışıdır. Bu stakların underlyinglerin dediğimiz SPX'ler olsun, işte Tesla'lar olsun bu tür stakların paritelerin kapanış saatidir. Asıl kapanış saati 16:14'tür arkadaşlar. Futures'ın kapanış saati, session kapanış saati 4:59'dur. Açılış saatleri 6'dır. Burada normal şartlarda regular trading hours dediğimiz büyük pariteler olsun diğer indeksler olsun Features haricindeki stakların underlyinglerin kapanış ve açılışıdır. 9:30 New York session açılışıdır arkadaşlar sabah yani sabah session açılışı 9:30'dur. 16:14 session kapanışıdır. Bunlar arasındaki farkı bilmekte fayda var. Regular trading hours dediğimiz bu saatlerdir arkadaşlar ve bunu eğer toggle yani bu değiştirdiğimiz zaman elektronik trading hours'tan regular trading hours'a Böyle bir 16-14 ile 9-30 arasında oluşan e, grafikleri göremezsiniz. Bu siz yani orayı kapatır, gizler. Yani bunu ICT sadece bu GAP'i göstermek için böyle toggle yapar, e, değiştirir. Gapwick açtıktan sonra tekrardan elektronik aursa geçiş yapar. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar aradaki fark birisi session kapanışı 16-14-9-30 arası olan e, after hours dediğimiz futures'un açık olduğu saatleri regular trading hours'ta göremezsiniz. Peki 16-14 kapanış 30 açılış arasındaki e, boşluğa ne diyoruz biz? opening range gap diyoruz. Yani ICT böyle e, söylüyor. Opening range gap diyor. Ve baktığınız zaman arkadaşlar bakın tekrardan elektrik elektronik trading hours'a geçtiğimiz zaman aradaki farkı görüyorsunuz. Şu gördüğünüz after hours'da olan trading'i tekrar geldiğimiz zaman göremezsiniz. Bakın kapalı olur orası. Orayı regular trading hours'da göremezsiniz. Tekrardan elektrik trading hours'a geçtiğimiz zaman görebilirsiniz ki bu aradaki boşluğu ee, bu şekilde opening gap range olarak söylüyor ICT. Burada opening gap dediğine bakmayın, opening range, range gap aslında bunun adı. Burada bunun orta noktasının önemi, hatta ve hatta kuatrantlarının bakın kuadrantların bile önemini bu levellara olan e, saygıyı görüyorsunuz. Bunları ICT bize. E, GEP'in büyüklüğüne göre mesela GEP eğer 20-30 puan civarındaysa GEP'in yani consequent inconuşment dediğimiz orta noktasını bile çizmeye çok fazla gerek olmadığını söylüyor. GEP büyüdükçe hem orta noktasının hem kuatrantların öneminin de arttığından bahsediyor arkadaşlar. Şimdi bunları da gördükten sonra isterseniz bakın ICT diyor ki açıldıktan sonra diyor. Gap oluştuktan sonra orta noktasına dönme ihtimali %70'tir diyor. Bakın arkadaşlar çok önemli bir oran aslında bu. Marketler e, gap'i kapatmaya yönelik bir hareket yapacaktır diyor. Ve bu hareket sonucunda orta noktasına tekrar gelmesinin %70 ihtimal olduğunu hatta bu ihtimalin genelde opening range dediğimiz 9-30-10 arasında gerçekleşme ihtimalinin bile yüksek olduğunu söylüyor ki bakın oraya gap açıldıktan sonra kuatrantlardan olan bir reaksiyona rağmen tekrardan orta noktasına geldiğini görüyoruz ve bunu %70 ihtimal olarak söylüyor ICT. Bu aslında not edilmesi gereken önemli bir konu. Bunu mutlaka trade'lerimizde uygulayabiliriz arkadaşlar. Opening range gap o aradaki gap'ti. Peki opening range nedir? Opening range 9.30 Session açıldıktan sonra saat 10'a kalan olan 30 dakikalık süredir arkadaşlar. Bu süreye opening range diyor ICT ve bu range'in bu aralığın high'larını ve low'larını belirlemenin çok önemli olduğunu bu level'ların önemli level'lar olduğunu bize daha sonra söylüyor ki bakın buna reaksiyonları görüyorsunuz arkadaşlar ki bunu çok sıkça kullanıyor diyebiliriz. Dediğim gibi gap ile range arasındaki fark gap Session kapanışı 16-14 açılış 9-30 arasında oluşan gap. Range ise 9.30'da session açıldıktan sonra saat 10'a kadar olan sürede oluşan bölüm. Yani bu aralığa opening range diyor ICT ve bunun highlarını ve lowlarını belirliyor arkadaşlar. Bunların öneminden sıkça bahsediyor ve bu range içerisinde oluşan ilk FVG. Bakın daha önceleri 2024 mentorship'e özel bilgiler değildi şu ana kadar size verdiklerim. Bunları daha önceden kullanıyordu. Ee, opening range gap'leri, opening range i. ama ilk defa bir şey tanıttı bize 2024'te. O da oluşan ilk FVG arkadaşlar ve bunun önemi. Gördüğünüz gibi 9.30 açıldıktan sonra bir dakikalık candle'da ilk FVG'yi görüyorsunuz nerede oluştuğunu. Bu ilk FVG'yi mutlaka belirliyor. Son videolarında özellikle ve bunlara olan reaksiyonların çok önemli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunu da ilerleyen videolarınca sıkça kullanacağını göreceksiniz. Şimdiye kadar anlattığımız bilgiler dediğim gibi ilk FVG haricindeki bilgiler zaten daha önce ICT'nin bizlere öğrettiği bilgilerdi. Bunun üzerine bunları sıkça kullandığını aynı şekilde New Week Opening Gap ve New Day Opening Gap'leri de daha önce kullanıyordu ama bu 2024'te daha sıkça kullandığını bunlara önem verdiğini görüyoruz. Bu videodan yani bu bilgilerden aldığımız önemli noktalara tekrardan değinelim isterseniz. Opening Range ve Opening Range Gap iki farklı konseptlerdir arkadaşlar. İki farklı PD array'dir bunlar. Bir tanesi oluşan Session kapanışıyla açılışı arasında oluşan gaptir. Diğeri ise session açıldıktan sonra 9.30 ile 10 arasındaki aralıktır. Bu aralığın highları ve lowlarının önemi önemden bahsetmektedir kendisi. Ve opening range dediğimiz oluşan o gapteki orta noktaya ulaşmasını ICT %70 olasılık olarak bahsetmektedir ki gerçekten bu çok büyük bir olasılıktır arkadaşlar. Buna lütfen dikkat etmenizi rica ediyorum. Son olarak bize 2024 Mentorship'te öğrettiği opening range dediğimiz 9.30-10 arasındaki oluşan ilk FVG'nin önemli bir FVG olduğunu ve bu FVG'yi bizim uzatmamız gerektiğini hatta ve hatta son 3 günün son 3 günün ilk FVG'lerini oluşan bunları uzatmakta, bunları kullanmakta fayda olduğunu söylüyor arkadaşlar. Bunları da gördükten sonra videoyu kapatacağım. Bu videoyu bitiriyorum ama arkadaşlar bu 2024 mentorship'le olan kısa videolarımız devam edecek. Bunlar benim gördüğüm önemli noktalar biliyorsunuz ICT'nin 2024 mentorship'te o live videolarının 3-4 saat sürdüğü arkadaşlar. Bu 3-4 saatlerin hepsini seyretme seyretmek gerçekten zor seyrettiğim kadarıyla oluşan bilgileri veriyorum. Eğer ki daha sonra izlediğim zamanlarda ek bilgiler olursa sizlere bunları aktaracağım. Bunu da söyledikten sonra arkadaşlar kapatıyorum videomuzu. Teşekkür ediyorum. Lütfen sorularla bana her türlü Youtube'dan, Instagram'dan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Anlamadığınız, kafanıza takılan bu bilgiler olursa lütfen çekinmeden ulaşın diyerekten videomuzu kapatıyoruz. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.